İyi akşamlar sevgili izleyenler. Saatler 18.30'u gösterirken Altaş TV ana haberle karşınızdayız. Bugün de gündemin öne çıkan başlıklarını sizlerle değerlendireceğiz diyelim ve bültenimize geçelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Gaziantep'te çadır kentte incelemelerde bulundu. Buranın ardından yaptığı açıklamada ise bir yıl içerisinde binaları inşa edeceklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan deprem bölgesindeki ziyaretlerine devam ediyor. Gaziantep'teki çadır kentte incelemelerde bulunan Erdoğan ardından basın açıklaması yaptı. Bir yıl içerisinde yıkılan binaların yerine zemin artı 3-4 kat olmak üzere yeni binaların inşa edileceğini söyledi. Çevre Şehircilik Bakanlığımız olarak hedefimiz bir yıl içerisinde yıkılan binalara konutlarımızı zemin artı 3-4 olmak üzere inşallah inşa etmek. O halle ilgili de konuşan Erdoğan, süreci istismar edenlere karşı devlete müdahale imkanı verilmiş olacak dedi. Bu Türkiye'de bu süreci istismar eden, ticarette yolsuzluklara giden tüm tefecilere, fitne gruplarına, fesat gruplarına karşı olağanüstü hal ile müdahale etme imkanını devlete vermiş olacaktır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şu anda deprem bölgesinde açıklamalarda bulunuyor. Kameralarımızı hemen oraya çeviriyoruz. Yol açtığı yıkıntılarda hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı şu an itibariyle 16.546'ya ulaştı. Ve yaralılarımızın sayısı 66.132. Yine bölge genelinde yıkılan bina sayısı 6.444. Kilis'te ise 178 bina yıkılmış. 73 vatandaşımız vefat etmiş. 690 vatandaşımız ise yaralanmıştır. Depremin vurduğu 10 şehrimizin tamamındaki vatandaşlarımıza buradan bir kez daha geçmiş olsun diyorum. Hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Tüm yakınlarına sabırlar temenni ediyorum. Deprem anından itibaren devletimiz tüm kurumlarıyla birlikte 10 vilayetimizde yer almış ve buralarda da gerekli ne yapılması icap ediyorsa bunları da icra etmiştir. Ancak depremin yaklaşık 13,5 milyon insanımızın yaşadığı 500 kilometre çapında bir alanda etkili olması işimizi takdir edersiniz ki zorlaştırmıştır. Buna rağmen devletimiz tüm kurumlarıyla afet bölgesinde arama kurtarma ve yardım çalışmalarını süratle başlatmıştır. Artık sayıları 100 bini bulan personeliyle binlerce kamu, sivil toplum ve uluslararası yardım ekibi sahada şu anda da görev başındadır. Ve tüm lojistik merkezlere her türlü yardım yerli yabancı akmaktadır. Ülkemizin her ilinden, ilçesinden yardım malzemeleri ve gönüllüler deprem bölgesindeki illerimize gelmeyi sürdürmektedir. Hem malzemelerin hem personelin deprem bölgesindeki organizasyonu AFAD tarafından yürütülmektedir. Hiç şüphesiz böylesine geniş alana yayılan ve derin etkileri olan bir afette eksikler olabiliyor ve bu eksikleri de süratle gidermenin gayreti içerisindeyiz. Buna rağmen bakanlıklarımız, kurumlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, vatandaşlarımız canla başla çalışarak depremzedelere yardımcı olmak için gayret sarf ediyor. Hiçbir vatandaşımızı sahipsiz bırakmayacağız. Ve şu an itibariyle depremzede vatandaşlarımıza
ilk etapta 10'ar bin lira destek vereceğiz ve konutları yıkılanlarla ilgili olarak da TOKİ vasıtasıyla Çevre Şehircilik Bakanımın koordinasyonunda bir yıl içerisinde bu konutların inşasını da bundan önce olduğu gibi gerçekleştireceğiz. Tabii yıkılan şehirlerimizi önce enkazdan arındıracağız ve 10 ilimizde de müteahhit firmalarımız süratle bu enkazları kaldırmak ve ardından da yine süratle yüklenici firmaların buralarda inşaatları başlatmasını temin edeceğiz. Derdimiz bundan önceki gerek Van depreminde, gerek Bingöl'de, gerek İzmir'de, gerekse şu yakın dönemde Malatya, Elazığ buralarda, gerek Kastamonu'ndaki sel afetinde, Antalya, Muğla buralardaki felaketlerde nasıl süratle inşaatları tamamlayıp sahiplerine teslim ettiysek, orada devlet olarak vatandaşımızın yanında olduğumuzu ispat ettiysek, aynı şekilde şimdi de bu 10 vilayetimizde hiç endişe olmasın, süratle vatandaşlarımız inşallah konutlarına sahip olacaklardır. Hiçbir vatandaşımız inşallah barınaksız, konutsuz kalmayacak. Bunları da çözeceğiz. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet efendim, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan deprem bölgesinden kameraların karşısına geçerek açıklamalarda bulundu. Tabii deprem bilançosunu güncelledi kendisi ve 16.546 can kaybının yaşandığını, 66.132 yaralının da olduğunu söyledi. Öncelikle bu depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diliyoruz. Bunun yanı sıra tabii ki eksiklerimizi hızlı bir şekilde tamamlayacağız ifadesini de kullandı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bir önceki açıklamalarında olduğu gibi özellikle afet bölgesindeki binaların bir yıl içerisinde yeniden inşa edileceğini, toplu konut idaresiyle birlikte çalışmalarını tamamlayacaklarını söyledi efendim. Bunun yanı sıra son dakika gelişmelerinden olan iki konuyu daha sizlerle paylaşmak istiyorum. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de normalde 10 ilde, OHAL ilan edilen 10 ilde 20 Şubat'a kadar okullara ara verilmişti ama bu artık 81 ili kapsıyor. 81 ilde 20 Şubat'a kadar okullar tatil. Aynı zamanda üniversite öğrencileri için de bir haber geldi. YÖK bahar döneminin açılışını ikinci bir duyuruya kadar ertelediğini açıkladı efendim diyelim ve bir sonraki haberimize geçelim. Adıyaman'da depremde yıkılan binadan Ordu'dan giden afet ekiplerince tam 82. saat sonra 6 aylık bir bebek çıkarıldı. Deprem bölgesinde bu kez mucizeye Ordu ekibi vesile oldu. Ordu'dan deprem olduğu ilk anlarda yola çıkan Ordu AFAD kurtarma ekibi Adıyaman'da hızlıca çalışmaya başladı. Depremzedeler için canla başla çalışarak bir canlıya ulaşmak için ter döken Ordu AFAD'dan sevindiren bir haber geldi. Ekipler 82 saat sonra 6 aylık Yiğit Çalış'ı enkazdan kurtardı. Geliyor. Bu kadar hüznün içinde yüzleri güldüren haber çevredekileri heyecanlandırdı. Ordu AFAD 6 aylık Yiğit Çalış'ı 112 acil sağlık ekiplerine teslim etti. Geliyor. Aynı aileden 5 kişi Ordu'nun Ünye ilçesinde toprağa verildi. Allahu Ekber. Ordu'nun Ünye ilçesinde depremin hüznü 5'e katlandı. Beraberine,
Kahramanmaraş'ta vefat eden Ahmet ve Dursiye ile çocukları 15 yaşındaki Nazlı Su, 20 yaşındaki Emirhan ve 17 yaşındaki Eren Öngören için Ordu'nun Ünye ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Anne, baba ve 3 çocuğun cenazesi Büyük Camii'nde kılınan namazın ardından Yunus Emre Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi. Rabbim bizlere hayırlı ömürler, için salavatı. Cenaze törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet İlmi Güler, Ünye Kaymakamı Ayhan Işık, Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı ve vatandaşlar katıldı. Selamu aleyküm ve rahmetullah. Gözyaşlarının sel olduğu cenazede yürekler dağlandı. Efendim, depremde vefat eden orduların cenazeleri memleketleri olan Ordu'ya gelmeye devam ediyor. Bunlardan biri de Taliye Topçu ve Mehmet Zafer'di. Her ikisi de gözyaşları içerisinde toprağa verildi. Sağlık yönünden sakatlanan, şifa bekleyen kardeşlerimize de Şafi isminden sen şifalar ihsan eyle ya Rabbi. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 6 Şubat'ta 9 saat arayla meydana gelen ve 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremde yıkılan binada yaşamını yitiren orduların cenazeleri memleketlerine gelmeye devam ediyor. Amin. Ya Rabbi, bizlere bir daha böyle musibetleri yaşatma ya Rabbi. Amin. Bu musibetlerden bizleri ders alanlardan eyle ya Rabbi. Amin. Pazarcık ilçesindeki depremde yıkılan binada yaşamını yitiren Taliye Topçu, Şahincili Mahallesi 649. sokaktaki evinin önünde helallik alındıktan sonra Gürgentepe ilçesi Tikenlice Mahallesi mağara mevkiinde aile kabristanlığında toprağa verildi. Ve bütün mümin Müslüman kardeşlerimizi bağışla ve affeyle ya Rabbi. Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde Taliye Topçu ve damadı yaşamını yitirmiş, kızı ise yaralı kurtulmuştu. Adıyaman merkezde diş teknikeri olarak görev yapan ve meydana gelen depremde hayatını kaybeden Mehmet Zafer de memleketi Ordu'lu Beyşehirler köyünde toprağa verildi. Allahu Ekber. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Cenaze törenine AK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin, Milliyetçi Hareket Partisi Ordu Milletvekili aday adayı Naci Şanlıtürk, Ulubey Belediye Başkanı İsa Türkcan, protokol üyeleri, Zafer'in yakınları ve sevenleri katıldı. Ordu Adliyesi arama kurtarma ekibi 3 çocuğu enkazdan sağ çıkardı. Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Adıyaman Beriş sitesi enkazında çalışan Ordu Adliyesi arama kurtarma ekibi 5 katlı binanın 1. katından 3 çocuğu canlı olarak çıkardı. Aslan parçası! Sakin! Pakistanlı dinleyicilerin tespitiyle Ordu Adliyesi arama kurtarma ekibi büyük bir sevinçle binada sıkışan 3 çocuğu çıkardı. Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Çocuklar çıkarıldıktan sonra sağlık ekiplerine teslim edildi. Allahu Ekber! O anlarsa kameralara işte böyle yansıdı. Allahu Ekber! Allahu Ekber! Çocukların anne ve babasının maalesef hayatını kaybettiği öğrenildi. Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Ordu Büyükşehir Belediyesi 19 ilçeyle birlikte deprem bölgesi için yardım seferberliği ilan etti ve bugüne kadar 15 tane tır ve 7 kamyon gönderildi.
Depremin olduğu günden bugüne Ordu Büyükşehir Belediyesi önünde başlatılan yardım kampanyası çığ gibi büyümeye devam ediyor. Başkan Doktor Mehmet İlmügüler'in çağrısıyla belediye binasına ulaştırılan yardım kolileri deprem bölgesine gönderiliyor. Belediye personeli ve gönüllü vatandaşların destekleriyle ayrıştırılan malzemeler yine el birliğiyle tırlara yükleniyor. Depremin yaşandığı 6 Şubat tarihinden bugüne Büyükşehir Belediyesi önünde yüklenen 15 tır ve 7 kamyon ihtiyaç malzemelerini deprem bölgesine ulaştırdı. Yardım seferberliğine gerek malzeme desteği gerekse kolileri doldurarak tırları yükleme çalışmasıyla destek veren vatandaşlar da depremzedelerle gönül köprüsü kurdu. Biz uyku uyuyamıyoruz evde. Sıcak ocağın başında oturulmuyor. İmkansız. Hep onlar uykuda onlar kalktığımız zaman onlar yemek yiyemiyoruz onları düşünmekten. Bir de bize de olsa yardım ettik. Allah'ım kabul etsin inşallah. Allah'ım onlara yardımcısı olsun. Böyle bu durumda deprem olması durumunda halkın birlik beraberlik içinde olduğunu, ayrımcılık yapmayarak insanların birbirine koştuğunu ordu olarak ve ordulara çok teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Buraya iğne kadar yardımı dokunan arkadaşların hepsine Allah'ım yardım etsin bize, böyle bir depremi bize yaşatmasın. İlçelerimizden de annelerimiz, 80-90 yaşındaki annelerimizi gördüm gelirken sırtlarında yatakları yolun kenarına indirmişler. Allah onlardan da razı olsun. Vatandaşlar hem enkazın altında hem de dışarıda kalan vatandaşların yerine kendilerini koyarak el birliğiyle yardım seferberliğine destek vermeye devam ediyor. Abi ben giysi getirdim bayağı, başörtü falan getirdim. Yani çok kötü bir şey yaşadı Türkiye. Yani ben çok şaşkınım abi. Yani inşallah Allah yardımcımız olsun abi. Ben bu kadar insanın bu kadar bir arada dostluk içinde olabileceğini gerçekten tahmin etmiyordum. Milletimizin bu zor zamanlarda her şeyi bir kenara bırakıp şurada bir tane adam vardı, getirdi çuvalı, açtı. Ne varsa içinde, ne kadar eşyası varsa evinde getirmiş. Belki o adam yemeğini yemeyecek, suyunu içmeyecek ama o başka insanların hayatı için her şeyini veriyor. Bu demek canını vermek demek. Bugün yarın o adam her şeyini verir bu millet için. Gerçekten böyle insanlara sahip olduğumuz için çok şanslıyız. Altaş TV ekranlarında yayınlanan İlahi Muhabbet programında deprem felaketi konuşuldu ve Altaş TV ekranlarından KB'ye canlı bağlantı gerçekleştirildi. Altaş TV ekranlarında yayınlanan İlahi Muhabbet programında deprem felaketi konuşuldu. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlar ve yaralılar için okunan Hatmi Şeriflerin duası için Altaş TV'nin özel isteğiyle Kabe'ye canlı bağlantı gerçekleşti. Efendim oradan hocamıza selam ediyoruz ve bütün yaralı kardeşlerimiz için şifa olunması için, ölen kardeşlerimize rahmet olunması için, gerideki ailelerin sabırlı olunması için lütfen duanızla sizi baş başa bırakıyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Mekke Temsilcisi Ahmet Taştanbek ve Kadıköy İlçe Vaizi Ahmet Yılmaz tarafından önce Umre ve akabinde Kabe'de dua edildi. Ülkemiz için, aziz ve necip milletimiz için dua ediyoruz. Amin. Ya Rabbi dualarımızı kabul eyle. Amin. Allah'ım ölen kardeşlerimiz rahmetinle muamele eyle. Amin. Hastalarımıza, yaralılarımıza acil şifalar ihsan eyle ya Rabbi. Amin. Yardım Amin. Eden kardeşlerimize güç, kuvvet ve Amin. Kolaylıklar ihsan eyle ya Rabbi. Okunan Hatmi Şerifler hayatını kaybeden vatandaşların ruhuna bağışlanırken yaralı ve enkaz altında olan vatandaşların hayata tutunması için dua yapıldı. Rabbimiz biz aciz kaldık, güçsüz kaldık. Amin. Hiçliğimizi ve yokluğumuzu anladık ya Rabbi. Ya. Tıpkı cennetini arayan Adem babamız gibi ölen kardeşlerimizi şehitlerle beraber aynı mertebede nasip eyle ya Rabbim. Yaralılara acil şifalar ihsan eyle. Hastalarımızın, yaralarımızın acil şifalara kavuşmasına Kabe'den tüm kardeşlerimize dualarımızla diyoruz ki hepimizin geçmişlerinin ruhuna Allah rızasına El Fatiha Mâsselâ. Deprem bölgesindeki pek çok depremzede farklı şehirlere tahliye edildi. Ordu'ya da aynı şekilde depremzedeler geldi. Birçoğu ise otellere yerleştirildi.
6 Şubat Pazartesi günü merkez üssü Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili derinden etkileyen depremle birlikte tek yürek olan Türkiye, deprem bölgelerine yardımlarını göndermeye devam ediyor. Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Ordulu vatandaşların da el birliğiyle toplanan yardımlar tır tır yüklenerek depremzedelere ulaştırıldı. Deprem bölgelerinde arama kurtarma çalışmaları devam ederken evi yıkılan, hasar alan vatandaşların güvenliği için depremzedeler çeşitli şehirlere tahliye edildi. Ordu'ya getirilen depremzedelerin bir kısmı akraba evlerine sığınırken birçoğu ise Ordu'da otellere yerleşti. Kente getirilen depremzedelerin giyim, gıda gibi çeşitli ihtiyaçlarının karşılanması için seferber olan Büyükşehir Belediyesi ekipleri tek tek depremzedeleri yerinde ziyaret ederek yardımları teslim etti. Getirilen yardımları büyük bir sevinçle karşılayan depremzedeler kendilerini düşünen herkese teşekkür etti. Evet, bizden şimdilik bu ama devamlı da gelecek. Yapabileceğimiz başka bir şey var mı? Sağ olun. Murat Özel depremden şey aldık, hasar gözlerimi. İşte kendi buraya zor attı. Burada işte akrabalar şeyine geldi, yanına yerleşti. Yani çok şükür, tabii meşgüler olsun. Bu afetten dolayı işte buraya gelmek zorunda kaldı çoluk çocuk. Orada bayağı perişan olduk, mağdur olduk. Onları bırakacağım buraya. Ben tekrar Malatya'ya döneceğim. Çalışmam lazım artık. Orada bir düzen tekrar kurana kadar. Yani bari çoluk çocuk perişan olmasın orada. Soğukta yani şey olmasın diye getirdim buraya. Sağ olsun. Burada da olsun, siz olun. Orada da herkes ilgilendi. Allah hepinizden razı olsun. Devletimizden, belediyemizden, sizlerden. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Gerçek Ordu var ya, çok gurur yani duydum memleketimle. Geldi Binaş, bugün bana bir sürü yardım yağdı. Hepinize Allah razı olsun. Gerçekten. Eksikliğinizi göstermesin Allah. Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tallı, Ünye halkına bir çağrıda bulundu. Tallı yaptığı çağrıda depremzedelere sıcak yuvalarını açmasını istedi. Kahramanmaraş'ta yaşanan ve ülkemizi yasa boğan deprem afetinin yaraları devlet millet işbirliğiyle hızla sarılmaya devam ediyor. Ne oldu ya? Bu konuda insani yardım tırları Türkiye'nin dört bir yanından deprem bölgesine ulaşırken Ünye Belediyesi'nden ve gönüllü vatandaşlardan oluşan ekipler de enkaz altında can kurtarmaya devam ediyor. Depremden etkilenen vatandaşların deprem bölgesinden tahliye çalışmaları da başladı. Bu kapsamda Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, Ünye halkına yaptığı çağrıyla depremzede vatandaşları Ünye'de ağırlayacaklarını belirtti. Ülkemizde meydana gelen deprem felaketi malumunuz hepimizi derinden üzmüş durumda ve halen bugün kurtarma çalışmaları devam etmekte, öbür taraftan yardım faaliyetleri sürdürülmekte. Fakat tabii deprem bölgesinde o psikolojik sıkıntıları yaşayan, oradaki o travmayı ve şoku yaşayan kardeşlerimiz, vatandaşlarımızın da aynı zamanda o bölgeden transferi noktasında bu bölgelere de gelenler var. Onları da misafir etmek, onların da bir sıcak yuvayla buluşmasına vesile olmak adına imkanı olan kardeşlerimizin, hemşehrilerimizin de evi olanların, yeri olanların, müsait olanların özellikle Ünye Belediye'mize not ettirmelerinde fayda olduğunu düşünüyorum. Çünkü gelen misafirlerimizi bizim elimizde bilgi olduğunda sırasıyla bunlara yerleştirerek, onları da burada misafir ederek yaralarına merhem olmaya çalışmak üzere gayret gösterdiğimizi ifade etmek istiyorum. Ve inanıyorum ki zaten bize bunlar soruluyor, misafir edebiliriz diyorlar. Ama ayrı ayrı olmaktan ziyade Ünye Belediye'mize özellikle müracaat ederek not ettirirlerse bizim için işlerimizi biraz daha kolaylamış olurlar diyorum. Tüm hemşerilerime bu süreçteki göstermiş olduğu duyarlılıktan dolayı da ayrıca şükranlarımı ve teşekkürlerimi sunuyorum. Ordu Ticaret ve Sanayi Odası üyeleriyle STK temsilcileri bir araya gelerek deprem bölgelerine yapılacak yardımlarla ilgili istişare toplantısı düzenledi. Ordu depremzedelere destek için Oslo'da bir araya geldi. Ordu Ticaret ve Sanayi Odası üyeleri ve STK temsilcileri bir araya gelerek deprem bölgelerine yapılacak yardımlar hakkında
istişare toplantısı gerçekleştirdi. Oda Başkanı Adil Levent Karlıbel, Adıyaman Göybaşı'na 52 konteyner evden oluşan Ordu Köyü çalışmasında 32. eve ulaştıklarını açıkladı. Biz de burada bir şeyin altında aslında bir tarafta onur duyduk, bir tarafta da yükümüz arttı. İnanılmaz bir teveccüh gördük. Bugün sadece odamıza kayıtlı olanlar değil, eş, dost, tanıyan, tanımayan, tanışmadığımız insanlardan bile hesabımıza yardım kampanyamıza destek geliyor ve bu işe katılmak istiyorlar. Biz bu refleksi oluştururken dedik ki önce onların barınmasını sağlayalım. Arkadaşlarla 20 konteyner için yola çıktık. İnanılmaz bir şey. İkinci gün doldu bu konteyner şeyimiz, kampanyamız. Şimdi 32'lere kadar çıktık. O gün bunu 52'ye çıkardık. Siparişlerimizi verdik. Evet, bize şimdi 52 adet konteyner üretip gönderecek Trabzon'daki bir firma. Bu konteynerlerden bir adedini içinde şöyle bir tarif edeyim basitçe. Konteynerlerin içinde tuvaletleri var ve minik bir mutfağı var. Bunların içine yine bağışlarla aldığımız yatakları koyuyoruz. Nevresim takımlarını, battaniyesini koyacağız. İçine halısı var, yine bağışlarla aldığımız onu koyacağız. Bunları göndereceğiz. Konteynerlerden bir tanesini kreş olarak düzenleyeceğiz. Çünkü burada en büyük travmayı yaşayanlar çocuklar. Belki üstlerindeki yükü atarlar. Deprem bölgesi için 5 milyon liralık yakıt hibesinde de bulunacaklarını belirten Karlıbel, yakıtın ulaşması için tankere ihtiyaç duyduklarını söyledi. Şimdi 5 milyon liralık bir yakıt hibesi var söz konusu. Bunu sadece oraya ulaştırmamız gerekiyor. Kısaca bunun için de tanker gerekiyor, tankerin nakliyesi gerekiyor. Şimdi eğer bizim büyük inşaat firmalarından rica ederiz belki bunu ücretsiz halletmeye çalışırız. Yoksa bunun yani akaryakıt tankerinin yol masrafını ödememiz gerekiyor. Evet, çok önemli bir şey orada. İnanın bizimle paylaşan arkadaşların şeyi bu. Cep telefonlarını şarj edemiyorlar. Araçta şarj etmek için motoru çalıştırıyorlar, yakıtları yok. Jeneratör çalışmadığı zaman kırıcıları çalıştıramıyorlar. Yani bu bir kabus aslında. Bu çok önemli bir destek. Bununla ilgili de çıkar çıkmaz buradan bir organizasyon yapalım. Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem sonrası seferber olan korganlılar şimdi ikinci yardım tırını gönderiyor. Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremden etkilenen vatandaşların yaralarını sarabilmek için korgan tek yürek oldu. Deprem bölgesine gönderilecek ikinci tır yardımı için seferber olan korganlılar yardımda yarıştı. Korgan yardımlar kapsamında hınca hınç doldurduğu ikinci tırını da yola çıkardı. Korgan Belediye Başkanı Tuncay Kiraz yardımda bulunan vatandaşlara teşekkür etti. Vatandaş ciddi bir şekilde destek sağlıyor. Allah razı olsun. Dediğim gibi bir kez daha bu kardeşin bu akıllı insanlar yalnız bırakmadılar. Afet bölgesinde ekiplerimiz var. Özel araçlarıyla giden, makinalarıyla gidenler bunlar var. Bir şekilde destek sağlıyor. Rabbim birlik beraberliğimizi daha iyi etsin. Ünye'de depremzedeler için toplanan yardımlar arasından çıkan oyuncaklar ve mektuplar duygulandırdı. Oyuncaklarını bile depremzede akranlarına gönderdiler. Ünye Belediyesi koordinesinde yardım kampanyası hızla devam ediyor. Binlerce vatandaş depremzedeler için seferber olurken toplanan yardımlar tırlara yüklenerek afet bölgesine gönderiliyor. Ünye'de yaşayan çocuklar da deprem bölgesindeki yaşıtlarına oyuncak göndererek destek oldu. Kimi en sevdiği ayıcığını, kimi ise her gün oynadığı arabasını depremzede arkadaşlarına gönderdi. Oyuncak paketinden çıkan notlarsa okuyanları hem duygulandırdı hem de gururlandırdı. Yardım paketleri içerisine sıkıştırılan isimsiz bir notta, "Kardeşlerim, abilerim, ablalarım, elimizden gelen bu.
Keşke durumumuz olsa daha iyisini yapabilsek. Allah yardımcınız olsun. Rabbim sabır versin. Tez zamanda sevdiklerinize kavuştursun. Cümleleri yer aldı. Eldiven gönderilen bir pakette ise sizin elleriniz ısınırken bizim de yüreğimiz ısınsın. Yalnız değilsiniz. Notu yer aldı. Van depreminde ailesiyle birlikte o acı günleri yaşayan Fatma Gül ve Baran adlı çocuklarsa kumbarasındaki tüm parayı gönderdi. Altınordu Belediyesi deprem bölgesinde güçlü bir dayanışma seferberliğini sergilerken aynı zamanda ilçedeki kış koşullarıyla da mücadele ediyor. Ülkemizi yasa boğan deprem felaketinin yaralarının sarılması için deprem bölgesindeki seferberliğini yürüten Altınordu Belediyesi, ilçede yaşanan kış koşullarıyla mücadeleyi de aksatmadan sürdürüyor. Altınordu Belediyesi özellikle kırsal kesimlerinde etkili olan kar yağışından kaynaklanan olumsuzlukları en aza indirmek üzere tüm ekipleriyle sahada. Kırsal mahallelerde kapanan yollara 24 saat esaslı bir mesaiyle müdahale eden Ordu Büyükşehir Belediyesi, yürütülen karla mücadele çalışmalarıyla ulaşımda kesintiye izin vermiyor. Ayrıca tüm iletişim kanallarını 7/24 esasına göre açık tutan Altınordu Belediyesi, mahalle muhtarlarıyla işbirliği halinde yürüttüğü karla mücadele çalışmalarında vatandaşlardan gelen talepleri de dikkate alarak hasta ve cenaze bulunan bölgelere öncelikli ulaşım açıyor. Altınordu Belediyesi yakacak ve gıda desteğiyle haneleri ve gönülleri ısıtırken diğer yandan sokak hayvanlarına yönelik çalışmalarını da kesintisiz devam ettiriyor. Sokak hayvanları için yıl boyunca her gün sahada olan Altınordu Belediyesi, hava sıcaklıklarının aşırı derecede düşmesiyle şehri birlikte paylaştığımız sevimli dostlarımız için kaygılanan vatandaşların gönüllerini de rahatlatıyor. Başkan Aşkın Tören'in talimatlarıyla kış koşulları için ek tedbirleri devreye alan Altınordu Belediyesi, şehrin muhtelif köşelerinde oluşturduğu besleme noktalarına düzenli olarak yem, su ve mama takviyesinin yanında kedi evleri ve köpek kulübeleriyle de can dostlarımızı aşırı soğuklara karşı korumaya aldı. Görevlerinin sadece yolları açık tutmak olmadığını belirten Başkan Tören, çetin kış koşullarında görevimiz sadece yolların açılması değil, her alanda hemşehrilerimizin yanındayız. Hastasını hastaneye ulaştıramayan vatandaşımızın da, evde yiyeceği ve yakacağı olmayan kardeşimizin de yanında biz varız. Sokak hayvanlarının da mamasından ve suyundan sorumluyuz, onları da unutmuyoruz. Kısacası hiçbir vatandaşımızı ve canlıyı mağdur etmemek için tüm Altınordu'nun yanındayız diye konuştu. Kazanın adresi bu kez Altınordu ilçesi oldu. İki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada iki kişi de yaralandı. Kazanın adresi bu kez Altınordu ilçesi alt geçit mevkisindeki kavşak oldu. Bir araç sürücüsünün kurallara uymaması kazayı da beraberinde getirdi. Samsun istikametine giden otomobil U dönüşü olmayan kavşakta U dönüşü yapmaya çalışınca Giresun istikametine gitmekte olan otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada bir erkek bir kadın olmak üzere iki kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 acil servis, emniyet ve ordu itfaiyesi arama kurtarma ekipleri intikal etti. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı. İlk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Rosko heyeti kalkınma ve işbirliği için Ordu'ya geldi. Öncesinde yağ fabrikamızı ziyaret etti. Ardından da televizyonumuzda incelemelerde bulundu. Rosko heyeti kalkınma ve işbirliği için Ordu'ya geldi. Rosko Başkanı Paul Kvyatov,
Türkiye Genel Koordinatörü Mustafa Şenyurt ve Finans ve Mali İşler Politikaları Sorumlusu Ahmet Şenyurt, yağ fabrikasını ve televizyonumuzu ziyaret etti. Heyet stüdyomuzu gezerek bilgiler aldı. Roscoe Başkanı Paul Coviado yaptığı açıklamada meydana gelen deprem nedeniyle üzüntü içerisinde olduklarını belirterek acınızı paylaşmak istedik dedi. Mon arrivée en Turquie, c'est dans le cadre d'un partenariat entre la Turquie et l'Afrique. Paul Coviado, Roscoe Teşkilatı'nın Batı Afrika Bölgesi ülkesinin 16 tane ülkeyi kapsayan sivil toplum kuruluşları ve devlet kuruluşları ile birlikte çalışan bir yapıdır. Kendisi bu teşkilatın başkanı. Türkiye geliş ziyaretimizin önceliği kalkınma ve işbirliği konularıydı Türkiye ve Afrika konusunda. Biz yola çıktığımız vakit Türkiye'de ne yazık ki deprem oldu ve bu üzücü vaka üzerine Türk milletine üzüntümüzü belirtmek istiyoruz. Ve Türk kardeşlerimizin ve yetkililerin yanında olduğumuzu da göstermek istedik. Bu acınızı paylaşmak açısından işbirliği olması gereken ziyaret bugün dostluk ve kardeşlik tesellisi içerisinde. Adao yakın zamanda bakanlar ve belediye başkanlarıyla birlikte ziyaret gerçekleştireceklerini ve yağ fabrikasıyla ticari işbirliğinde bulunmak istediklerini kaydetti. Ordu beni büyüledi şehir olarak, yapısı olarak. Çok sevdim orduyu. Diğer taraftan kanalınızı ziyaret ederek teşekkür ediyorum davetiniz için. Niçin Afrika'da böyle bir çok yerde stüdyo yoktur diye hayıflandım, yani üzüldüm, kendi adıma söylüyorum bunu. Yakın zamanda büyük kapsamlı bir ziyaret olacak orduya. Bu ziyaret içerisinde bakanlar, belediye başkanları ve parlamenterler olacak iş adamlarıyla birlikte. Türkiye ve Afrika özellikle ordu çıkışlı çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu Afrika için son derece önemli olacak. Yağ konusunda ve diğer sunmuş olduğunuz ürünler konusunda. Ben İVD olarak istiyorum ki böyle bir tesisin ve böyle bir girişimin de bölgelerimizde olsun. Ve bu son derece önemli bizim gelişmemiz için. Bu son haberimizle birlikte bültenimizi noktalıyoruz. Ancak yarın aynı saatte tekrar sizlerle birlikte olacağız. Mutlu akşamlar efendim.